Motorsport Türkiye'den herkese merhaba. Formula 1'de sezonun 20. yarışı olan Katar Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Katar, Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yaptı ve bir gece yarışı gerçekleştirildi. Yarışa Hamilton ilk sıradan başlarken, sarı bayraklara uymadıkları için aldıkları grid cezaları sebebiyle Valtteri Bottas 6., Max Verstappen 7. sıradan başladı. Böylelikle Pierre Gasly 2., Fernando Alonso 3. sıradan start aldı. Hamilton startla birlikte yerini korumaya başarırken Alonso ilk turda Gasly'yi geride bıraktı ve ikinciliği ele geçirdi. Verstappen ise çok iyi bir startla beraber dördüncülüğe çıktı. Hollandalı pilot önce Gasly'yi, sonra da Alonso'yu pist üstünde geçti ve daha henüz ilk turlarda ikinci sıraya kadar yükseldi. Fakat Hamilton tempo olarak açıkça daha hızlıydı ve peş peşe hızlı turlarla beraber farkı 10 saniyeye yaklaştırdı. Verstappen 18. turda pite geldi ve sert lastiklere geçti. Bir sonraki turda da Mercedes Hamilton'ı pite aldı. Verstappen aradaki farkı 6,5 saniyeye kadar indirse de daha fazla yaklaşamadı. 34. tura gelindiğinde tek pit stop yapmayı planlayan Bottas'ın sol ön lastiği patladı ve 14. sıraya kadar geriledi. Fin pilot sonrasında ise yarışı bıraktı. Pit stopların ardından sıralama Hamilton, Verstappen, Perez, Alonso, Norris şeklindeydi. 2 pit yapmayı planlayan Gasly ise ilk 10'un dışına kadar düştü. Hamilton'la arası açılmaya başlayan Verstappen 42. turda yine pite geldi ve orta lastiklere geçti. Mercedes de yine aynı şekilde bir sonraki tur Hamilton'ı pite aldı. Aynı anda Perez de pite geldi. Son 7 tura gerilirken bu kez George Russell'ın sol ön lastiği patladı. Ertesi tur ise takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin lastiği patladı ve Kanadalı pilot yarışa veda etti. Hamilton yarışın son bölümünde hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete ulaşan isim oldu. Böylelikle bitime 2 yarış kala Verstappen'le aradaki puan farkını 8'e indirdi. Mercedes ile Red Bull arasındaki puan farkı ise 5. Son bölümde pite gelerek en hızlı turu da atmayı başaran Verstappen ikinci olup hasarı en aza indirdi. Podyumun son basamağı ise sürpriz şekilde Alonso'ya gitti. Yarışın yıldızlarından olan İspanyol sürücü yarışın ortalarında Perez'e geçilse de lastiklerine çok iyi bakması ve rakibinin ekstra pit yapmasıyla beraber 2014'ten sonraki ilk podyumunu aldı. Yarışı 11. sıradan başlayıp iyi bir performans gösteren Perez 4. olurken Red Bull'a değerli puanlar getirdi. Alpine için harika geçen hafta sonunda Esteban Ocon son bölümde arkasındaki sürücülerden gelen baskılara dayanarak 5. olurken Aston Martin'den Lance Stroll de çok iyi bir yarış çıkararak 6. oldu. Ferrari sürücüleri Carlos Sainz ve Charles Leclerc sırasıyla 7. ve 8. olurlarken rakipleri McLaren'ı bu yarışta da geride bıraktılar. Yarışta gayet iyi bir performans gösteren Lando Norris son bölümde Alonso'ya yaklaşıyordu. Ancak lastiği patlayan genç sürücü ekstra bir pit yapmak zorunda kaldı ve 9. olabildi. Günün son puanı ise Sebastian Vettel'e gitti. Yarışı ikinci başlayan ancak beklediğini bulamayan Gasly 11. olurken kötü bir hafta sonu geçiren Daniel Ricciardo 12. Yuki Tsunoda da 13. oldu. Finish gören son isimler ise Mick Schumacher, George Russell ve Nikita Mazepin oldu. Sezonun bir sonraki yarışı 5 Aralık'ta Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.